Bir nefes dahi almam onlarsız. Hazreti Mevlana'nın bendesi, Mevlevi dedesi Hasan Çıkar dede bir sohbetinde şu hikayeyi dile getirmiştir. Az yaşa, çok yaşa. Akibet bir gün gelecek başa. Bu dünya bir değirmen taşıdır, daim döner. İnsanoğlu bir fenerdir, bir gün gelir söner. Ehli iman sahibi, iman ettiği yerle dünya durdukça yaşam sürer. Bu yüzden gelmedik ölelim. Geldik, dünya durdukça imanımızla hem yaşayalım hem yaşatalım. İnsanın vazifesi yaşamak ve yaşatmaktır. Değil yaşamak sonra ölmek. Şehrin tanınmış alimlerinden, bilginlerinden bir adam anlamış ki artık bu alemden göç edecek, bir deve yükü kitap yazmış, onları yüklemiş. Bu kitapları demiş götüreyim padişaha, oraya emanet edeyim. İleriye doğru bilginlere verir, okurlar. Kalkmış bir deve yükü kitapla saraya gelmiş. Bekçiye selam vermiş. Padişah demiş sarayda mıdır? Evet demiş bekçi, sarayda. Kendisine selamımı iletir misiniz? Bekçi girmiş içeriye, selam vermiş padişaha. Demiş, şehrin tanınmış bir bilgini bir deve yükü kitap yüklemiş. Seninle görüşmek istiyor ve o kitapları sana hediye etmek istiyor. Padişah dönüp diyor ki, söyle o bilgine, benim hiç vaktim yoktur kitap okumaya. İnsanlık için söyleyeceği 3 sözü varsa anlamlı, gelsin huzuruma. Yoksa dönsün gitsin, gelmesin. Bekçi bunları söylemiş bilgine. Bilgin şimdi kıvranıyor. Aman efendim, bari bir kitap vereyim padişaha. Padişah onu da kabul etmiyor. Ama bilgin padişahın yüzünü görmeden ayrılmak istemiyor. Padişah'tan maksat Allah. En sonunda var demiş 3 sözüm. Padişah buyursun gelsin demiş. Gelmiş hoca efendi, girmiş içeri. Selamı vermemiş sesle ki söz sayılmasın. Başını eğmiş, padişah da eğmiş. Buyurun demiş, söyle 3 söz. İşte şimdi bilginin seslenişi. İnsan demiş, doğar, yaşar, ölür. Yazıklar olsun sana demiş padişah. Bir deve yükü kitap da yazmışsın, eserlerinle kainatı öldürmüşsün. Hadi buradan uzaklaş. Bilgin hemen vurmuş başını secdeye, secdeden sesleniyor. Şevketlim demiş, arz et doğrusunu bu sözlerin, bileyim. İşte padişahın seslenişi. İnsan doğar, yaşar, yaşatır. Şimdi bizler burada, hepiniz şahitsiniz, sohbetlerimde Üstadım Mevlana'yı, Hazreti Muhammed Efendimiz'i, İmam Ali Efendimiz'i her zikretmemde onları yaşatmakla vazifeliyim. Onları yaşatmak, onları sevgiyle anmaktır. Onların kimliklerini bilip öyle topluma sunmaktır. Boş konuşup cemaati uyutmak değil. Onlar her an diridir, her an. Seveniyle diridirler. Benim diriliğim onlarla, onlar da benimle diridirler. Bir nefes dahi almam ben onlarsız, katiyen. Onlarsız nefes almak, dünyanın kötü kokularını içine çekmek demektir. Bu kadar açık konuşuyorum. İmansızların nefesleri bu kadar pis kokar, uzak durursun. Kaside. Yine öyle bir coşkunluk halindeyim ki, canına yemin ederim, beni ne biçim bağlarla bağlarlarsa bağlasınlar, hepsini koparır atarım. Benim aziz ömrüm sensin, ben fani ömrü istemiyorum. Canına yemin ederim ki benim canım sensin. Ben dünyaya meyleden, gamlarla dolmuş olan kendi canımı istemiyorum. Ondan vazgeçtim. Bir su kabından su içsem, o suyun içinde senin hayalini görürüm. Canına yemin ederim ki ben sensiz bir nefes alsam, onsuz neden yaşıyorum diye pişman olurum. Sen olmadan ben havalara yükselsem, göklere çıksam, siyah bulutlar içime gamlarla dolar, ağlarım. Canına yemin ederim ki sensiz gül bahçesine girsem, kendimi zindanda hissederim. Kulağım senin adından başka ses duymaz. Aklımın fikrimin duyduğu şey, senin kadehinin sesidir.
Canına yemin ederim ki ben çok perişanım, yıkılmışım. Gel de beni kaldır, canlandır. Ey beni doğru yola götüren aziz varlık! Mabette de maksadım sensin, mescitte de sensin. Sen nereye yüz çevirirsen, canına yemin ederim ki ben de yüzümü oraya çeviririm. Ben aşkla konuşuyordum. Diyordum ki, aşk aslandır, ben de ceylanım. Fakat canına yemin ederim ki ben aslanlardan kaçmak şöyle dursun, onları ben gözetirim, onlara bekçilik yaparım. Ey içten içe inkar eden, gizlice inkar etme. Canına yemin ederim ki ben alına yazılan gizli yazıyı bile okurum. O bir türlü anlaşılamayan, neliksiz niteliksiz varlık, acaba şu kanlarla dopdolu gönlüme nasıl bir yakınlık gösterdi ki, canına yemin ederim bütün yakınlarımdan uzak düştüm. Sen kurbanlık canın bayramısın. Bütün aşıklar senin kurbanlarındır. Canına yemin ederim ki ben senin kurbanınım. Beni matbaana çek al. Geceleri Tebrizli Şems'in aşkı ile uyuyamıyorum. Canına yemin ederim ki onun yüzünden zerreler gibi dağınık bir haldeyim. Divan-ı Kebir, Cilt 5, 2162. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hasan Çıkar Dede.